ortamı farklıdır. Bu metinleri bir araya gel, söz gelin Cumhurbaşkanı'nın seçim öncesi 15 konuşmasını ard arda ekle, kitaplaştır, birbirini tekrar eden bir yeni ifade bulursun. Dersin ki ya hep aynı şeyleri tekrar edilir. Ama kendi doğal seçim ortamına gir, o konuşmanın biri İzmir seçmeninde, biri Giresun seçmeninde yapılmıştır. Kitle iletişiminde olmadığı bir yerde düşün, her muhatap için o sözler ilk defa birer kere söylenmiştir. Doğru mu? Bu kadar basit, net söylüyorum. Ben tekrar yoktur diyorum, bu adam tekrardan geçilmiyor. Bu edepsiz değil mi bu, ahlaksız değil mi bu? Hiç utanmıyor musun? Sen doktor ünvanı taşıyorsun, yazıklar olsun sana. Efendim ben tarihselciliği nesihle özdeşleştirmişim. Efendim tarihselcilik aklın Kur'an'a ayar vermesiymiş. Nesih ise Allah'ın bizatihi kendisinin ayeti ihtar. Nerede yazıyor? Hangi ayeti, bu ayeti bununla ben nesittim diye. Sen bir ayet gördün mü? Hadis gördün mü? Yok. Allah söylediği için mi? Hibetullah bin Selami'ye göre 500 küsur ayet mensup. Suyuti'ye göre 20 ayet. Şahveriyullah'a göre 5 ayet. Ebu Bekir İbn-i Arabi'ye göre 150 ayet. Farklılık Allah söylediği için mi oluşuyor? İnsan ağzından çıkan cümlenin ne olduğunu bilir. Hiç utanmıyorsun diye. İçtihat teorisi diye. Doktora tezi yapmış. Nesih dediğin şey içtihattır yani. Yorumdur. Bakıyorsun çözemiyorsun aradaki çelişkiyi. O zaman diyorsun ki olsa olsa bu mensup. Mensuhu kim yargılıyor? Kim veriyor o hükmü? Yorumcu veriyor. Allah vermiyor. Allah dese bu kadar ihtilaf olur muydu? Şöyle bir cümle var mı? Şu ayeti ben şimdi bundan nesediyorum. Yok. İnsan utanır sıkılır. Olsun. Tezvirat başladı ya. Bir ucundan da biz tutalım diye topa girenler. Türkiye'de örgütlü dini yapıların derdi din, iman, ahlak falan değil. Para para, ekonomi. Karl Marx ne kadar doğrusu. Alt yapı demiş, üst yapıyı belirler. Üst yapı dindir. Kaldıraç, araçtır. Kitleleri bir arada tutma. Hem konsolide etme hem mobilize etme aracıdır. Asıl olan faktör ekonomidir. Bir üniversite düşün. Buraya bir cemaat niye rektör atamıyorlar? Sen de diyorsun ki bu cemaatin gayesi bu üniversitemiz ilk 500 arasına girsin gibi ulvi bir gayeyle buraya cemaat. Olur mu? Burada ne işletme var biliyor musun? Ne para dönüyor biliyor musun? Niye devletin bir kurumuna bir cemaat tasallut eder? Bizim arkadaşlar daha iyi tedavi olsun insanımız. Öyle mi? Emin misiniz? Hep bu. Bugün artık tarikat tasavvuf formasyonu holding, çok uluslu şirket, trust. Böyle bir algılayacaksınız. Hep bu. Bunun önünde engel teşkil eden kim varsa dozer olur, bunu geçer. Yıkar geçer. Şimdi ben, sarı öküz imgesi benim. Sarı öküzü istiyorlar. Sarı öküz giderse arkası gelir. Bunu söyleyeyim. Ama Türkiye'de Allah razı olsun, tanıdık tanımadık birçok insan, birçok çevreden destek de geldi. Çoğu insan görüşüne katılmıyoruz ama diyerek. Katılanlar da var ama katılmıyoruz demek zorundalar. Çünkü Türkiye'ye bu görüşün ortaya düşüş biçimi henüz Türkiye'nin marjları bunu kaldıracak bir görüş değil. Bunlar gelenekte var. Ama bugün Türkiye buna hazır değil. Arkadaşlar bahsi çok yukarıdan açtılar sağ olsunlar. Ama cin de şişeden fırladı arkadaşlar. Ve bakın görün kimse de Müslümanlığından falan olmadı. Bir daha söylüyorum çünkü ben inancı tartışmıyorum arkadaşlar. Ben bir düşünce ilmi görüş muhakemesi babında tartışıyorum. Sen benim Allah'a olan bağlılığımı ölçemezsin. Benim akademik bir makalede veya bir müzakere metninde dile getirdiğim görüşten hareketle benim Allah'la olan gönül bağımı, hukukumu sen tayin edemezsin. Sen kimsin? Sen benim Kur'an okurken abdest alıp okuduğunda irrasyonel bir tecrübeyle tefsircilik yapmak için değil,
teberrüken okurken aldığım zevki, hazzı ve benim gönül kapımın açılışını sen tayin edemezsin. Sen oraya giremezsin. Çünkü ennallâhe yehûlü beynel mer'i ve kalbi. Bir tek araya Allah girer. Seni sokmam oraya. Sen sadece dışarıdan yürürsün. Yürümek biliyorsun değil mi? Yürürsünüz. Seni sokmam mahremi. Kimseye de imanını ölçülmesine izin vermem. Siz benim Müslümanlığımın kıvamını, ayarını tayin etmek durumunda, konumunda değilsiniz. Onu Allah. Ben inancımı tartıştırmam. Köydeki babaannemin inancını da tartıştırmam. Onların inancına zerre kadar saygısızlık etmem. Tam tersi. Kur'an mezarlıkta okunur mu diye söylendiğinde, bu İslam akıldır, Kur'an canlılara gelmiş kitaptır gibi çocuksu gerekçelerden hareketle okunamaz diyenlere karşı ben sonuna kadar okunur diyen bir adamım. Çünkü iman irrasyonel bir tecrübe. Benim burada tartıştığım meseleler ilmi, felsefi, kelami münakaşalardır. Ve bunlar da daha çok Kur'an-ı Kerim'e agnostik, deist, ateist çevrelerden yöneltilen Tanrı'nın, bak Allah demedim, o kelimeyi koruyorum, Tanrı'nın ortak bir imge olarak, onun için. Tanrı'nın bu kadar konjonktürün içinde bu kadar pozisyon alması, ama 1400 küsur senedir de haşa kella ağzını bıçak açmaması, o kadar yakarışımıza bir fısıltıyla da olsa karşılık bulamadığımız izlenimi bizde bırakması karşısında, niye böyle ya deyince, siz bu cevap, siz hiç bunlarla uğraştınız mı? Siz Adem İblis kıssası üzerinden İblis'e sordurulan 7 tane sorunun cevabıyla hiç uğraştınız mı? Uğraşamazsınız. Beyniniz ya. Siz takvim yaprağından okur okur sokakta millete din iman inzibatlığı yaparsınız. Sen hiç bunların çilesini çektin mi? Veya çekenlerle uğraştın mı? Ben sizin onlara vereceğiniz cevabı biliyorum. Evladım, kardeşim, seni zorla mı iman ettireceğim? İstersen et, istersen etme. Ben gelirsem sana dayatırım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Nice insanlar var. İslam'la buluşmak istiyor. Fakat kılçıklar var zihninde. Ayıklayamıyor. Uğraşıyor, diliniyor. Onlarla hiçbir hasbihaliniz oldu mu? Siz hep İslam'ı birbirinize senelerdir anlatmak. Ben bizar oldum. Ben birbirimize kafa şişirmekten mutluyum. Benim bu görüşlerim size değil arkadaşlar. Sizin neye inandığınızla beni hiç ırgalamıyor. İlgilendirmiyor. Hukukullah'a taalluk eden meselelere ben bakmıyorum. Bu işe Allah bakın. Dolayısıyla Müslümanlığınız nedir, ne değildir beni hiç alakadar etmiyor. Ama işin garibi size ediyor nedense. Adam kıyıda köşede bir yerde bir şey söylemiş. Bunu Türkiye'nin önüne 80 milyona saçmak. Neyin peşindesiniz? Ete kemiğe büründü. Ahmet Mehmet diye göründüğü. Ben mevzu bahis etmiyorum. Niye? Bana göre absürt, saç. Şirk kokan bir ifade. Ama niye dile getireyim? Niye lansmanını yapıyorum? Benim işim o mu? Benim senin zırvanla uğraşmak mı iş? Ben kendi işime bakıyorum. Kendi çalışmama. Ama nedense bütün İnsanlar gelip seninle, seni didikliyorlar, seninle uğraşıyorlar. Bıktım artık bu şeyden, nedir? Bu tecessüsten. Bu bakımdan bir daha söylüyorum. Bu insanların inançlarını, hassasiyetlerini kaşımak gibi bir niyetim, bir amacım hiç olmaz. Ben ilmi mahfilde, ilmi idarede düşündüklerimi tartışırım, konuşurum, söylerim. Kabul görür, görmez. Makul bulunur, bulunmaz. Kardeş, ben bunun için varım ya. Ben ilim adamı değil. Ha, sen bana diyorsan ki, tarihteki belli bir mezhebi formasyonun kalıplarına gireceksin, bunun dışında tek söz söylemeyeceksin. Kapatalım arkadaşlar o zaman fakülteyi. Üniversiteyi kapatalım. Herkes madem senin inandığına, senin doğru bildiğine inanacak, kapatalım, biz konuşmayalım. Siz buyurun. Nasıl tersip buyurursanız size soralım. Diyanet mesela hayatında
kurumsal olarak ilk defa bir akademik görüş hakkında fikir beyan etti. Girişleri yükseliyor. Ben bekledim. Acaba bu tekfircilere de söyleyecek iki çift lafı var mı diye henüz çıkmadı. E şimdi söyleyesim geliyor. O zaman ben yarın söz gelimi zekat üzerinden bir makale yazarsam veya namaz üzerinden başka bir. Bunun sonuç kısmını da Diyanet'in yüksek dinişleri yüksek kuruluna arz edeceğim. Nasıl makalemin sonucunu beğendiniz mi? Yayınlayabilir miyim diye oradan da görüş alacağım. Ayıptır ya. Senin ne işin var? Akademideki bir ilmi görüşe dair kanaat belirtiyorsun. Bu nasıl bir şey ya? Papalığın engizisyonu bundan farklı bir şey mi? Hocam müsaadenizle ben... Efendim?